Kızlar bakın bakın. Ailecek fotoğraf çekildik. Üçüncüsü Civciv Üniversitesi Gıdak Fakültesini kazanınca ayrı kolye çıktı. O yüzden fotoğrafta yok. Bakın, bu da bizim minik ama mutlu aile fotoğrafımız. Bakın, bu da benim ailemle fotoğrafım. Ormandasın burada. Bizim sülale biraz geniştir de. Durun durun, ben de ailecek çekildiğimiz fotoğraf bulacağım. Bu değil. Ay bu hiç olmaz. Aa, bu da ne? Kadri, yoksa ailenle fotoğrafınız yok mu? dur bir son kez bakayım da. Islak mendille silmişim fotoğrafları. Diğer ceketimde kalmış fotoğraflar. Aa, heliholumun şarjı bitti. Helihol mü? Aa, bahane uydururken yeni kelime icat etti. Helihol dediysem heliholdur. Ne oluyor? Herkes toplansın. Ailecek düzgün bir fotoğrafımız yok. Fotoğraf çekileceğiz. Yanaşın yanaşın. Şakir, Canan boşluk var orada. Minibüsün arkası boş abla. Boş araba, boş araba. Necati yine nerede? Ne yapıyor acaba? Buradayım Kadriye. Oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Necati, koltuk olmuşsun. Abartma sen de Remzi. Hiç koltuk olunur mu? Olsam vazo olurum. Nasıl ama? Ayol tamam da niye vazo oluyorsun? Gel bakayım. Fotoğraf çekileceğiz burada. Uzaylılar peşimde Kadriye. Ya burada saklanacaktım ya da sütlaç kabında. Ama kulağımın arkasında yazana göre oda sıcaklığında saklanmam gerekiyormuş. İşte. Hoppa! Oda sıcaklığında saklayın. Ha? Alo? Kardeşim aramayın artık. Önemli bir telefon bekliyorum diyorum size. Remzi dur nereye? Televizyonum buradan çekmiyor. Dizimi kaçıracağım. Ben sinyal bulmaya gidiyorum. Madem herkes gitti ben de odama gidiyorum. Necati abim hediye aldı. Onun montajını yapmam lazım. Benim de adım Kadriye ise o fotoğraf çekilecek. Bir dakika, senin adın Sümeyra değil miydi? O zaman ben kimi arayıp sütlaç tarifi aldım? Zaten sütlacın tadı da atmamasına benziyordu. Atmaması, at. Herkesin sorununu çözeceğim. Sonra da bu salonda toplanacağız ve o fotoğraf çekilecek. Necati, sen de bana yardım edeceksin. Emredersin Sümey. Yani Kadriye. En azından Şakir'in çözülecek bir sorunu yok. O cepte. Şakir'in işi çıktı Kadriye teyze. Yerine beni bıraktı. İstiyorsan beraber fotoğraf çekilebiliriz ama. Sen mi atarsın, ben mi atayım bunu? Sen at. İyi uçuşlar, varınca ara. Alo, ben vardım. Tamam, babana selam söyle. Bakın burada sorunu çözülecekler listesi var. Kırmızı çarpı sorunu henüz çözülmedi demek. Yeşil brokoli de sağlıklı bir yaşam demek. Necati kiminle konuşuyorsun sen? Hem üzerindeki ne? Uzaylılar peşimde diyorum Kadriye. Kılık değiştirme ustasıyım ben. İşime karışma. Şakir oğlum ne yapıyorsun? Hadi eve gel fotoğraf çekileceğiz. Ha? Sınıfta yarışma yapılıyor anne. En macera dolu fotoğrafı çeken kazanacak. O fotoğrafı çekmeden gelemem. Madem öyle... Ooo ışıldak çıktı. Öyle bir macera yaşayacağım ki Şakir fotoğrafını çekip tıpış tıpış eve gelecek. Necati sen maceradan anlarsın. Anlat bakayım macera nasıl olur? Macera mı? Şöyle biraz uçan kaykaylar, belki karabiber tepesi, biraz aksiyon trambolini, azıcık da ejderha. Al sana macera. Abla ben ejderha değilim. Artık öylesin. Şakir... Kameranı hazırla. Nasıl? Aradığın macera fotoğrafını yakalayabildin mi oğlum? Teşekkür ederim ama diğer adayları da değerlendirmem gerek. Ben sizi ararım. Bence aramayacak. Seni üzmemek için öyle dedi. O zaman Şakir'in işi az beklesin. Diğerlerinin sorununu çözmeye. O zaman ben de karabiber attı işi yapıp geliyorum. Uç ejderha uç. Abi bırak beni. Sal da gideyim. Salla salla. Hadi sen de salla. Göbeğini salla. Uzaylılar beni burada bulamazlar. Abi ben de annemden saklanıyorum. Ses etme lütfen. Evet kızım.
Anlat bakalım, senin ne derdin var? Necati abinin aldığı hediyenin montajını bir türlü yapamıyorum. Çünkü Necati abim kullanım kılavuzunu katlayıp vapur yapmış. Sonra da göle atmış. Affedersiniz, mutfak kaseleri bitince onu kullandı. Ha? Ben de mutfak kaseleri nereye gidiyor diye merak ediyordum. Buna verecek cevabım olurdu ama dua et. Perde uyuyor burada. Uyumuyorum. Gözlerimi kapatıyorum belli olmamak için. Neyse kızım, ben de zamanında az makine montajı yapmadım. Anne gözü taraması, anne gözü taraması. Oo, anne gözü. Anne oklaması veya uçan terlikten sonra en etkili yöntem. Nasıl olmuş? Oo, dans eden köpek almışım. Gel hadi, kaşık oynayalım karşılıklı. Çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı. Senin kaşığın yok. Dur, ayağından kaşık yapalım. Aa, köpeğim. Boş ver Canan. Zaten dans eden köpek almamıştım sana. Bu parçalardan nasıl köpek çıktı bilmiyorum. Neyse kızım, sen uğraşmaya devam et. Ben bir Peyami dedene bakayım. Evet Canan, sen uğraş dur, işin ne? Bu parçaları da yerde bırakma. Biri takılıp düşebilir. İşte böyle. İnandırıcı olsun diye bilerek düştüm. Böyle de fedakarım. Of! Nerede bu sinyal? Nerede? İşte sonunda sinyal buldum. Bir dakika, televizyon nerede peki? Of! Bu dedelik çok zor. Her şeyi bir yerlerde unutuyorsun. Peyami baba koş, sinyal kaçıyor. Eğer dizimi kaçırırsam tüm gün somurtacağım. Şimdiden başlayayım en iyisi. Olamaz! Dede somurtması tüm enerjimi emiyor. Bensiz devam edin Kadriye. Hadi hadi hadi. Geldi mi sinyal? Yok. Şimdi? Hala mı gelmedi? Ayol bittim ben. Yok. Neyse. Çok yorulduysan sen beni şu teleferiye bindiriver de öyle ineyim aşağı. Burada teleferik mi vardı? Evet Kadriye. Sorsan söylerdim. Mesela yanımda utangaç portakal da var. Sormadığın için söylemedim. Utan bakayım portakal. Ay ay, deme öyle. Kızarıyorum bak. Neyse Peyami baba. Sen sinyal ararken ben bir de Remzi'ye bakayım. Hazır uzaya gelmişken kim uzaylı olmak ister programını açsana. En son Plüton baraj sorusunda süpernova jokerini kullanmıştı. Aramayın beni artık. Ne olur aramayın, yalvarırım. Remzi, senin ne problemin var? Söyle hadi çözelim. Kargocular arayıp duruyor ama ben bir şey sipariş etmedim. Açma telefonu. Olmaz. Şirketten çok önemli bir telefon bekliyorum. Tüm aramalarıma bakmam lazım. Ben de Mirket'ten çok önemli bir telefon bekliyordum. Yumurta kıracağım diye aldı, hala vermedi. Ver bakayım şunu. Alo. Niye arayıp duruyorsunuz bakayım siz? Abla adresi bulamadık. Biraz araştırdık, soruşturduk, biraz da gülüştük. Sonra tepiştik ama en sonunda da bulduk. Sonra kapıyı çaldık, açan olmayınca biz açtık. Kapının içinden menteşe çıktı. Biraz şaşırdık. Mahallede iki tur atalım dedik. Sonra yolda kaldık. Hop dedik. Yeter! Tamam, bekleyin orada geliyorum. Açılmış kapı buldum, sizin mi bu? Kapıda kalmasın diye içeri aldım. Yazık, üşür şimdi. Hadi kardeşim, çekilsene yoldan. İşimiz gücümüz var. Açın yolu artık. Bu ne trafik? Aa, gerçekten yolda kalmışlar. Abla yardım et. Heyecandan nasıl kamyon sürülüyordu unuttum. Gaz bu muydu? Önce vitese takman lazım. Vites yok. Hemen geri vites yapma. Azıcık sabırlı ol. Geri vites de yok. Sen dinleme onu. Refüje çıkmışsın. Tekeri kurtarmak lazım. Bekle, bir tanıdığı çağıracağım. Daha büyüğü yok muydu bunun? Abla, verdiğim paraya bu kadar oluyor anca. Şuradan 250 gram vinç verir misin bana da? Paket olsun. Evde süreceğim. Oluyor. Yüklen, yüklen. Alın. Bu bizim evin adresi. Bir daha da aramayın Remzi'yi. Çok sağ ol abla. Kargocu kornası. Dırılı 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 dırılı. Kızım ne yaptın? Halledebildin mi? Bitmek üzere ama içinden eksik parça çıktı. Yerine koymak için bir şey bulmam lazım. Mesela şunun gibi. Olmaz. Peşimdeki uzaylıları şaşırtmaya yarıyor o düğme. Ver bakayım şunu.
İşte bu kadar. İyi de bu ne? Top fırlatma makinesi. Tamam da niye böyle bir hediye aldın bana? Beğenmediysen değişim kartı da vardı içinde. Ama dur, onu da düdüklü denizaltı yapmıştım ben. Şansına küs. Egzoz yerine düdük var. Yüzlükçe ötüyor. Evet, Remzi ile Canan'ın işi bittiğine göre şimdi sırada ne var Necati? Ha? Sırada Necati'yi kurtarmak var. Ben demiştim uzaylılar peşimde diye. Necati çabuk in oradan. Daha fotoğraf çekilmedik. Hadi ben haberim yokmuş gibi duruyorum kanka. Sen kaçırılmıyormuşum gibi çek. Necati dur. Tepedeki antene top fırlatın. Tek kurtuluş yolu bu. Top mu? Ne topu? Remzi Bey, işte sipariş ettiğiniz toplar. Necati, yoksa telefonumu kullanıp sen mi sipariş ettin bunları? Ne? Künefe mi? Sesin künefeli künefeli geliyor Remzi. Duyamıyorum. Canan, kızım, top fırlatıcıyı getir. Olay çıktı. Aman aman. Şu UFO'nun tepesinde televizyon anteni var. Dizimin finalini kaçırmamam için tek bir şansım var sanırım. Dedelocci Hava Yolları! Heh, işte aradığım macera fotoğrafı. İşte sinyali yakaladım. Tam final anı. Uzaylılar, top siparişiniz geldi. Hu hu! Vay vay vay! Bak şuna! Gel bakayım buraya. Niye Necati'yi kaçırıyorsunuz? Ayıp değil mi? Abla kaçırma yok. Kaçırma yok. Ebelemeci oynuyorduk. Eyvah! Kadriye sinirden kızarmaya başladı. Hemen dikkatini dağıtmam lazım. Bak sinirli portakal. Mandalinayım ben, mandalina. Olsun üzülme. Narenciye narenciyedir. Naci, Naci. Bir dakika. Herkesin sorunu hallolmuş. Hadi eve, fotoğraf çekilmeye. Benim uzay gemim ne olacak? O iş bende, rahat ol. Bip, bip, bip. Oyuncak olduğu için geri vites sesini ağzımla yapıyorum. Bip. Evet, herkes hazırsa zamanlayıcıyı ayarlıyorum. Ayol kargocuları hallettik. Kim arıyor yine? Bu sefer gerçekten şirketten arıyorlar sanırım. Açmam lazım bunu. Tek istediğim bir fotoğraftı. Baba, açmayacak mısın telefonu? Gelin hadi fotoğrafa. Kadriye'nin emeğini göz ardı edemem. Hem en kötü ne olabilir ki? Batıyoruz, bir şeyler yapın! Batmamamız için şifreyi girmem lazım. Ama şifreyi sadece Remzi biliyor ve telefonunu açmıyor. İşte en macera dolu fotoğraf olarak bunu seçtim. Aslında elimde daha aksiyon dolu fotoğraflar da vardı. Ama yüzümüzden de anlayacağınız gibi bizim her anımız macera. Kazandım mı yarışmayı? Tabii ki hayır. Söylediklerim gayet netti. Macera dolu demiştim. O yüzden kumpir kazandı. Ha? Kumpir mi? Yaşasın! Ben kazandım, oley! Ya, ben de oradaydım. Çıkmamışım fotoğrafta. Üzülme canım. Bir dahakine de ben seni kaçırırım, öteşiriz. Hatta dur, hemen kaçırayım. Müzik